Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde hybrid orkide var. Bu tarz orkidelerin bakımı nasıl olur? Özellikle çiçeklerini döktükten sonra nasıl bir bakım yapmak gerekiyor? Sizlere bugün bu hybrid orkide hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak orkidemizin kuruyan ve solan çiçeklerini koparıyoruz. Ve ilk bakım olarak bakın orkidenin böyle bir ince bir dalı var. Bu çiçek dalını kesmemiz gerekiyor ki yeniden çiçek dalı çıkarabilsin. Çünkü üzerinde kuruyan ve bekleyen dallar orkidenin gücünü azaltır. Hemen bakın son çiçek çıkardığı yerden kestim bu şekilde. Evet birinci bakımımız orkidenin dalını budamak yani kesmek. Gördüğünüz üzere yaprakları gayet canlı ve bu orkidemizin nasıl bir gelişim gösterdiğini sizlerle aşamalarıyla tekrardan göstereceğim. Evet aradan aylar geçti ve orkidem yeniden gördüğünüz üzere tomurcuklar açmaya başladım. Genel olarak ben bütün orkidelere aynı bakımı yapıyorum. Çünkü e, Palanopsis orkidelerinin birçok çeşidi var ve hepsinin genel olarak dikkat etmemiz gereken 3 temel noktası var. Bu orkideminde özellikle çiçek açması için ilk olarak dikkat ettiğim püf nokta orkidenin bol ışık alması. Bütün çiçeklerde olduğu gibi eğer sizler sizlerde hybrid orkide besliyorsanız mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Özellikle sabah güneşini alan bir pencereye konumlandırırsanız gelişimi çok daha hızlı olacaktır. İkinci olarak orkidenin toprak ve saksı seçmek. Kesinlikle yeni aldığınız bir orkidenin toprağını ve saksısını değiştirmeyin. Özellikle bu tarz orkidelerin toprağı özeldir ve bu toprakları her yerde bulamazsınız. Zaten orkide için en Uygun toprak seçilmiştir. Bu yüzden orkidenin aynı saksı ve aynı toprakta kalmasına dikkat edin. Ve bakın dikkat ettiğiniz takdirde orkide strese girmeyip bu şekilde gayet güzel ve canlı çiçekler açacaktır. Evet, üçüncü püf nokta ise orkidenizin sulanması. Kesinlikle bu tarz orkidelerin toprağının çok fazla kuru kalmaması gerekiyor. Eğer evde sizlerde de hybrid orkide büyütüyorsanız mutlaka orkidelerinizi düzenli olarak sulamanız gerekiyor. Toprağı eğer saksı üstünden kuru gözüküyorsa hemen sulayın. Çünkü bunlar diğer falanopsis orkidelerden farklı. Köklerine bakarak sulama yapmıyoruz. Sadece üstten toprağının kuruduğunu görüp sulama yapabilirsiniz. Ve özellikle saksının altı da delik olduğu için Fazla sulama yaparsanız eğer bakın bu şekilde alttan sular süzülecektir. Bu orkide de olduğu gibi çok fazla sulama yapmayın. Çok fazla sulama yaparsanız orkide maalesef kökleri çürümeye başlar. Ama eğer orkidenizin sulamasına dikkat ederseniz hem yeni çiçek dalı çıkaracaktır hem de yeni filizler vermeye başlayacaktır. Bakın gördüğünüz üzere Eski kabuklar kuruyor ve içinden yeni filizler böyle yeni yapraklar çıkmaya başlıyor. Bu da orkidemizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Son olarak bu tarz orkidelerde diğer orkidelerde olduğu gibi nem çok önemli. Orkidenizi özellikle e, nem dengesini korumaya çalışın. Çünkü bütün orkide türleri nemi sever ve nem ortamı arttıkça orkideler bol bol çiçek açıp bol bol yeni kökler ve yapraklar çıkarır. Eğer bu anlattığım bütün püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol çiçek açacaktır. Umarım bu anlatmış olduğum bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.